Selam, herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Selin. Bugün size masanın kalabalığından da anlaşıldığı üzere Galen Leather'dan aldığım ürünleri, severek kullandığım ürünleri göstermek istiyorum. Önümde şu anda hiç yer yok, o yüzden önce bir şuraları toparlıyorum, sonra artık bir sıraya koyup tek tek göstermeye başlayacağım diye umuyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet, hazırız. Şimdi Galen'den sipariş verdiğiniz zaman bir kere bu siparişin gelişi de sunumu da çok güzel oluyor. Evet, sunum diyebiliriz. Bir an tereddüt ettim ne diyebilirim diye. Ürünü göre böyle özel güzel tasarımlı kutuları var. Ben bu kutuları biriktiriyorum. Hatta geçen Simay'da gördüm. O böyle stickerlarını koymuş içine. Şöyle karambole seçip kullanıyordu. Çok mantıklı dedim. Çünkü ben yarım saat, bir saat vakit harcıyorum. Şunu mu kullansam, bunu mu kullansam diye. Ben de hemen bir kısım stickerımı bunlara koydum. Diğerlerinin de içinde yine çeşitli ıvır zıvırlarım depolanıyor diyebilirim. Evet, bu şekilde bu kutuda geliyor. Ve yanında böyle bir bez çanta var. Bu çantanın içinden de böyle tek fincanlık Türk kahvesi, çikolatalar, Mabel sakız. Kumralada mavi tuna geliyor. Mabel sakız deyince aklıma. Geçen Başak da söylemişti onu. Ben de her gelen siparişinde kitabı hatırlıyorum. Neyse dağılmayalım. Dediğim gibi kahve, sakız, çikolata, kolonyalı mendil çıkıyor. Ondan sonra bir Galen'i anlatan ve sipariş için teşekkür yazısı içeren el yazısıyla yazılmış bir kart çıkıyor. Bir de bu şekilde her birinin tasarımı birbirinden güzel kartlar mevcut oluyor. Bu kartların da arkalarında yine bu şekilde el yazısıyla alıntılar var. Yani ürünler dışında bu gönderim şekli de beni çok mutlu ediyor. Öncelikle onu göstermek istedim size. Ve şimdi ürünlere geçeceğim. Öncelikle nelere baksak, ahşap ürünlere bakalım. Tamam. Böyle bir bant depolayıcı mı deniyor buna? Bir bantlık ahşap. Ben washi tape'lerimi koyuyorum. Amacı da o zaten. Bu şekilde masamın yanında olduğunda en çok kullandıklarımı falan buna koyduğumda çok pratik bir şekilde kullanabiliyorum. İşçiliği kalitesi zaten Galen'in bütün ürünleri için söyleyebilirim muazzam. O yüzden her birinde tek tek söylemeyeceğim. Bir kere söylüyorum. Ürün kalitesi gerçekten çok güzel. İşçiliği falan çok iyi. Ve onun yanında tabii ki tasarımlar da çok güzel. Zaten journal işindeyseniz bu journal ile ilgileniyorsanız eğer dünya çapında gerçekten tüm journalcıların severek kullandığı ürünler olduğunu biliyorsunuzdur siz de. Evet, bunun dışında benim kullandığım bir diğer ahşap ürün şu dolma kalem standları var. Bendeki küçük boyu, bir de bunun daha uzunu var. Ara ara ona da bir aklım gidiyor. Ama masam zaten yeterince dolu olduğu için kendimi durduruyorum. Bu da bu şekilde üstüne dolma kalemlerinizi, etrafımdakilere bakıyorum. Bu şekilde koyabileceğiniz bir kalem standı. Bu da sürekli benim masamda duruyor. Aynı şekilde böyle hep Kaweco gibi kısa kalemleri gösterdim ama şöyle uzun kalemlerinizi de koyabilirsiniz yani. Evet.
Şimdi şu da elimdeyken bunu da göstereyim. Bu Galen'in kendi ürünü değil ama Galen'in sitesinde olan bir dolma kalemdi. Nerede? Şu Kaweco gibi mini boyutta ve bence gövdesi görebiliyor musunuz? Çok güzel. Şu yeşilin geçişleri biraz böyle sedefli mi deniyor ona? Sedefli gibi rengi. Şu anda yok ama ben yine de göstereyim. Şu arkası da Kaweco'dan farklı olarak şurası da vidalı. Kapağı oraya çevirip taktığınızda bu şekilde oluyor ve bence çok güzel. Bunun ismini markasını okuyamıyorum. Doğru telaffuz edemeyeceğimden korkuyorum ama ekrana bir yere yazarım. Bir diğer ahşap ürün de şu kalemlik. Bunun şimdi içindekilerini çıkartayım. Ben size yine ekrana bir yere dolu halini de eklerim. Bu şekilde petek gibi sanırım. Tanımı nedir bilmiyorum. Ama buna mesela kısa kave kolları falan koyduğunuz zaman, hepsini kave kollarla doldurduğunuz zaman çok güzel gözüküyor bence. Genelde de alanlar o şekilde kullanıyor. Ben şu an yamacımda olan bütün kave kocukları koyuyorum. Ve böyle gayet güzel gözüküyor. Yine bunda da ahşap işçiliği falan çok kaliteli, çok güzel. Ve şimdi ahşapları da gösterdiğimize göre pirinç, brass ürünlere geçebiliriz. Şöyle bir minik cetvel almıştım ama bu da yine Galen'in kendi ürünü değil. Yani ben o, evet, değil. Ama Galen'in sitesinde mevcut. Türkiye'de sadece onlarda bunun satışı var. Ben bunu kalemliğe falan da atıyorum. Stickerları falan keserken çok tatlış, yardımcı oluyor bana. Bu minikliği de çok hoşuma gidiyor. Eğer ki böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Bu arada aklıma gelmişken onu da belirteyim. Hiçbir şekilde sponsorlu falan bir video değil. Tamamen gönül bağımın olduğu bir firma. Ben ürünlerini çok severek kullanıyorum ve bana da sıkça soru geliyor. Bunu nereden aldın diye ya da Galen'deki ürünlerle ilgili. O yüzden size göstermek istediğim böyle bir video çekmek istedim. Böyle yani hiçbir gelir elde etmiyorum oradan ya da ürünler bana hediye olarak gelmiyor. Onu da belirtmek istedim. Evet, şimdi sıradaki de bu pirinç clips. Bunun işçiliği bir tık daha, yani daha iyi olabilirdi diyorum. Şu kenarları bazen keskin geliyor bana. Özellikle bu masada mesela çok çizilmelere sebep oldu bu pirinç ürünler. Ama ağırlığı, kalitesi falan gayet güzel. Ben bunu daha önceki videolarda falan da göstermiştim. Zaten defterime çoğu zaman açtığımda tutsun diye takıyorum. Alta bir şablon koyduğum zaman tutsun diye takıyorum falan işte. Kırtasiye çılgınlıkları. İlla ki seviyorsanız kırtasiye ürünlerini bir sebep yaratırsınız kullanmak için. Kesinlikle ihtiyacınız olur. Bir diğer şeyde bu pirinç cetvel. Bunu ayraç olarak da kullanıyorum ben kitapların arasında ama daha çok cetvel olarak kullanıyorum. Buna göre biraz daha ince ve hafif olduğu için eğer yanımda taşınmak istiyorsam bir cetvel bunu tercih ediyorum. Ama evde masamda çoğu zaman bu pirinç cetveli kullanıyorum. Bunlarla kesim falan da yapılabiliyor. O yüzden plastik cetvelleri kıyasla bu pirinç ve metal cetveller daha kullanışlı oluyor. Ben üniversite zamanında da mimar restorasyon okumuştum. Orada da çok fazla metal cetvel kullanıyorduk. Mesela şu da o zamandan kalan bir cetvelimdir. Yani bunlar kıymetli cetveller. Yıllarca kullanabileceğiniz şeyler. Evet, şimdi şunları tekrar bir kenara alıp diğer ürünlere geçiyorum. Evet, şimdi geldik.
Deri organizerlara. Organizer deniyor değil mi bunlara? Öyledir herhalde. Şimdi ben ilk olarak bu Crazy Horse denilen deriden olanıyla başlamak istiyorum. Bu taba rengiydi. Kahverengi olan. Bu derinin özelliği de böyle kullandıkça çiziliyor, yıpranıyor ve bence kullandıkça güzelleşiyor. Deriyi sevenler aynı şeyi düşünecektir benim gibi. Kapı çaldı, pardon. Ne diyordum? Evet, bu kullandıkça güzelleşen, hatta arada böyle bunların balmları var, onlarla da isterseniz temizleyip yenileyebiliyorsunuz. O deriden, yani Crazy Horse dedikleri o oluyor. İçi de bu şekilde. İçinde şöyle bir dört tane kaleminizi koyabileceğiniz bir şey var. Ayrı bir parçası var. Bunu buradan çıkarabiliyor olmak bence çok kullanışlı olmuş. Çünkü ben bazen içini çok dolduruyorum. Kalemleri de içine koyduğum zaman sığmıyor. O zaman bunu takmıyorum. Ya da bununla birlikte kullanıyorsam eğer ve yazı yazacağım diyelim ki defterim burada. Kısıtlı bir alanım var. Bunu bu şekilde koyup kalemlerimi de kullanabiliyorum. Yani kullanım açısından kolaylık yaratıyor. Çok uzun uzun anlatmama gerek yok sanırım. Defterinizi buraya koyuyorsunuz. Zaten incelemişseniz biliyorsunuzdur. Buraları da çeşitli kalemler, artık ihtiyacınıza göre kendiniz doldurabilirsiniz. Burada kart boyutundaki gözler var. Çoğu zaman ben bunları sticker'la dolduruyorum. Evet, bu şekilde. Bu arada A5 boyutundaki kılıfı. Bu da benim Galen'den ilk siparişimde aldığım şeydi sanırım. Evet. Bundan sonra şimdi yakın zamanda da bu A6 boyutundakini aldım. Bu doğal deri, natural rengi sanırım. Bu da zamanla böyle güneşin altında kaldıkça falan rengi değişip güzelleşen bir deriymiş. Bunu denemek istediğim için bundan aldım. Bu da dediğim gibi B6 boyutunda. Söyledim mi? Yanlış mı söyledim acaba biraz önce? Ne dedim? A6 mı dedim acaba? Neyse, B6 boyutunda bu da. B6 da çok alışkın olunmayan bir boyut sanırım. Söylediğimde ya da defter aradığımda çoğu zaman bulamıyorum. Ama benim sevdiğim bir boyut. Bunda da sistem aynı şekilde. Buraya o kalem şeyinden, aparatından koymamışlar ama ben elimdekini denedim. Buraya sığıyor. Ama çok kapatıyor ve o kadar, diğeri kadar geniş olmadığı için bu. Onunla birlikte kullanamam zaten ve buradakiler bana yeterli olur, şu 3 tane kalem koyma yeri. Bunda da yine aynı şekilde böyle kart koyma yerleri var. Şuraya defterinizi koyuyorsunuz. Sistem aynı. Bunda bir tek dediğim gibi hem o dörtlü kalem koyma yeri yok, hem de şu yok. İşte ebattan dolayı boyut küçüldüğü için tasarımda minik değişiklikler olmuş. Böyle yan yana koyunca çok da fark yokmuş gibi gözüküyor. Onu da görün. Ama dediğim gibi B6 defterle uyumlu. Bir sonraki de bu Hobonichi Wix kılıfı. Bunu daha önceden de zaten sürekli videolarımda gördünüz. O yüzden hızlıca göstereceğim. Yine aynı kalitede bir deri. Bu işte o Crazy Horse'dan farklı olarak düz normal bir deri. Ne deniyor ona? Onu da bilmiyorum. O derilerin özelliklerini siz sayfasından zaten bakarsınız. İşte buraya bu Hobonichi Wix'i koyuyorum ama altında bir tane daha gözü var. Şurada bir fotoğraf gözü, kart koymak için bir yer var. Onun dışında da tamamen kart bölmelerinden oluşuyor. Dediğim gibi daha önceden çok sık gösterdiğim için, hatta ilk aldığımda da bir kutu açılışı gibi bir şey yapmıştım. Alışveriş videosuna göstermiştim. O yüzden tek tek şimdi göstermeyeceğim. Şu şekilde hızlıca gösteriyorum. Burada da bir gözü var. Yine stickerları falan koyuyorum. Onun dışında bir de şu arkada bir tane cebi var. Ve bu şekilde benim çok severek kullandığım bir kılıf bu da. Şimdi sıradakiler yine bir defter kılıflarımız var. Onları göstereyim. Nasıl kılıflarımız diyorum, ne kadar sahiplenmişim.
Gerçekten iyi bir tüketiciyim bence Galen için. Bu eğer ki daha önceden gördüyseniz biliyorsunuzdur. Travelers Company diye bir marka var. Onun Travelers Notebook'ları var. O da işte yıllar içinde artık şey olduğu için ne denir? Merhaba. Şimdi en son bu Travelers Notebook'un cover'ını gösterirken, yani Galen'deki cover'ını gösterirken videoyu kesmek zorunda kalmıştım. Daha sonra da devamını çektim. Ama editlerken telefonda yer kalmadığı bir şeyler oldu ve ben bir şekilde yani videoyu bir yerden sonrasını, bu kısımdan sonrasını yanlışlıkla sildim. Sildiğimi fark etmeyip silinenlerden de sildim. Videoyu baştan mı tekrar çeksem, nasıl yapsam falan derken sonra buradan sonrasını böyle bir açıklama yapıp tekrar çekmeye karar verdim. Yani durum bu. En son size bunu gösteriyordum. Şimdi hızlıca bunu gösterip geçmek istiyorum artık. Çünkü kaç kere anlattım bunu bilmiyorum. Dediğim gibi bu Travelers Company'nin Travelers Notebook diye bir sistemi var. Bir derinin böyle delikler açılıp şuralardan lastikler geçirilmesiyle oluşan çok basit bir sistem ve o lastiklere refilleri takıyorsunuz. Ve ay, takamadım. Dışında da bu şekilde bir lastiği var. İşte zaten biliyorsunuzdur ya, bunları hani takip ediyorsanız eğer, böyle bir sistem var ve artık bu başka markalar tarafından da çokça yapılıyor. Bizde de dediğim gibi o Travelers Notebook'lar Türkiye'de satışı olmadığı için bir distribütörü vesaire yok diye biliyorum ben. Bir Plumon'da satışını görmüştüm. Orada da çok yüksek fiyatlara satılıyor. Bundan dolayı ben de kendi sitesinden sipariş vermeyi bir süre erteleyip ilk olarak Galen'den bir tane alıp denemek istemiştim. Bu da pasaport boyuttaki modeli. Böyle. Bunda yine şu dış derisini, buradaki aksesuarı, lastik rengini falan seçebiliyorsunuz kendi zevkinize göre. Bir de bu ikisi var. Bu ikisi iki defter kılıfı. Aynı deri ve renkte. Aynı model ürünler. Sadece bu A6, bu da B6 modeli. Ve bendekinin tek farkı bunu çok kullandım. Bunu ise bir iki kere kullandım diyebilirim. Daha çok bu ara bunu kullanıyorum. Çünkü bu ara B6 defter bulmakta zorlanıyorum. Galen'in stoklarına bir türlü yetişemedim. Bir B6 bulursam bir sonraki günlüğümü B6 olarak kullanmak istiyorum. Arada böyle değişiklikler yapmayı seviyorum. Neyse, bu kılıfları göstereyim ben size. Şimdi bunlar deri olduğu için siz de biliyorsunuz kullandıkça böyle güzelleşen, esneyen malzemeler. O yüzden bu esnedi mesela. Buna şimdi bir defter takmaya çalışsam daha zor olacaktır. Siz de aldığınızda ilk etapta bu şekilde olacak yani. Çünkü Başak mesela Hobonichi'si için almıştı. Hobonichi A6 için almıştı. Hobonichi'nin de dış kapakları çok ince olduğu için buna takmakta çok zorlandı. Başka bir defterde kullanıyor. Elif de aynı şeyi yaşamıştı. Ama daha sonra o kullanmaya başladı. Nasıl esnetti onu hatırlamıyorum ama şu anda kullanıyor. Ben Lushroom'un bir A6 defterinde kullandım bunu. Sert kapak olduğu için zaten çok kolayca takmıştım. Bunun sistemi işte bu şekilde. Ön ve arka kapak takabileceğiniz iki tane gözü var. Şurada da iki tane kartlık yapılmış. Bir de bir tarafı lastikli, bir tarafı deriden bir kalem takmak için kısım var, aparat var. Bu da aynı şekilde tabii ki. Ben bazen bu işte ön kapağı takmıyorum. Çok fazla bir şey koyacaksam, yanımda taşıyacaksam, sticker vesaire. O zaman buraya da bir cep olarak kullanıyorum. Bu kalem takma yeri bile yani kullandıkça esniyor. Bir tane şimdi göstereyim size.
Bunu mesela çok kolay taktım. Buna takmaya çalışsam daha zorlu olacak büyük ihtimalle. Şöyle biraz da içeride kaldığı için şöyle göstereyim ha. Şöyle kalem biraz da içte kaldığı için korunaklı da oluyor. Güzel yani. Hem şık, güzel bir tasarım hem de kullanışlı bir ürün bence. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi defterlere geçiyoruz. Defterlerde de öncelikle Galen'in kendi ürünü, kendi markası olmayan ama satışını yaptıklarını göstereyim. Midori'yi biliyorsunuzdur zaten. Ya da bilmiyorum, belki bilmiyorsunuzdur. Midori de çok güzel kağıt yapısı olan, çok kullanışlı, böyle açılımını falan ben çok seviyorum. Güzel defterleri var. Galen'de de satışı var. Bilginiz olsun. Eğer ki Midori defter almak istiyorsanız Galen'de bulabilirsiniz. Bu da Life. Life'ın ben şu dış kapak tasarımlarına bayılıyorum. Çok güzel. Bu B6, bu da A5 boyutunda. Dolma kalemle uyumlu bir kağıdı var diyebiliriz. Yani böyle revnak falan çok güzel göstermese de hiçbir şekilde kanama, arkaya geçirme falan hiçbir şey yapmıyor öyle. Zaten yumuşacık bir kağıt yapısı var ama hani böyle revnaklı mürekkepler kullanıyorsanız, onları görmek istiyorsanız o açıdan belki çok mutlu etmeyebilir. Ve Ivory'di sanırım bu. Evet, Ivory kağıt. Hani biraz daha krem rengi bir kağıt. Ben journal'da kullanıyorum mesela bunu. Uzun süredir yapmamış olsam da severek kullandığım bir defter. Böyle Life defterlerde Galen'de mevcut demek için gösterdim bunları. Ama bu şimdi sıradakiler Galen'in kendi defterleri. Bu şu anda kullandığım günlüğüm. Bu da B6 bulamazsam bir sonraki kullanacağım günlüğüm olacak sanırım. Bunu göstereyim önce. Bu Tomoe River kağıttan oluşan bir defter. Şöyle çok güzel bir kutusu var. Kutuyu da göstereyim. Yani defter kadar kutusu da güzel bence. Şöyle mıknatıslı bir kapak yapmışlar. Yani defteri bitirdikten sonra eğer ki içine bir şeyler yapıştırmadıysanız, gövdesini şişirmediyseniz bunun içinde çok güzel muhafaza edilebilir bir defter. Aynı zamanda çok da güzel hediye verilebilir direkt bu kutusuyla. Benim çok hoşuma gidiyor bunlar. Bana hediye alacaksanız alabilirsiniz. Biraz öyle oldu. Öyle bir anlattım ki hediye edilebilir falan. Neyse, şöyle göstereyim size. Tomoe River işte 52 gram. Beyaz kağıt zaten ve 400 sayfadan oluşuyor. Yani şu gövdeye bakınca hiç 400 sayfaymış gibi gelmiyor ama işte Tomoe River'ı bilenler bilir. İncecik milaj kağıdı diyorduk ya, o şeyler vardı. Eskiz kağıtları, onlar gibi. Eskiz mi? Milaj kağıdı ya. Yağlı kağıt ha. Yağlı kağıtlar gibi. Ay, oradan oraya atlıyorum hep. Yanında bir de bunlar şimdi çizgisiz olduğu için yanında bir de bize sağ olsunlar böyle şablonlar gönderiyorlar ki kolayca çizgisiz kağıtta arkaya koyup yazabilelim. Evet, dediğim gibi bu Tomoe River'dı. Bir de bu defter var. Bu da Cosmo Air kağıttan olan bir defteri Galen'in. Dediğim gibi ben bunu günlük olarak kullanıyorum şu an. Ve yani biraz abarttım sanırım ya. Çok fazla şey yapıştırdım. Yani yapıştırdıklarım da çok kalınlardı. Gövdeyi biraz bozmaya başladım. Bu aydan itibaren, Haziran'dan itibaren daha ince kağıtlar yapıştırmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla fotoğraf kağıdı, resmen kart yapıştırdım yani. Baksanıza. Şunlar çok kalın. Bunları bir daha yapıştırmamayı düşünüyorum. Neyse, bu da Cosmo Air. Dediğim gibi Tomoe River gibi, bu da dolma kalemle revnaklı mürekkeplerle falan çok güzel, çok güzel sonuç veren, doğru mu? Evet, çok güzel sonuç veren kağıtlar, öyle diyebiliriz sanırım, bilmiyorum. Cosmo Air Light 75 gram,
O yüzden işte burada 4, 288 sayfa var. Yani aynı gövde, ben eğer ki bu hale getirmiş olmasaydım aynı kalınlıkta bir gövde ama 288 sayfa, diğeri 400 mesela. Çünkü işte gramajı da fazla ve biraz daha kalın. Burada da aynı şekilde şablon şeyler gönderiliyor. Şu kartlar. Ve kapağıyla uyumlu. Bunda da bordo renkte kutusu var. Aslında göstereceklerim bu kadar. Sadece şunlar kalmış. Bu mürekkepleri de göstereyim hemen bitirmeden. Elenden aldım. Türkiye'de başka yerde satışı var mı bu markanın bilmiyorum. İki tane simli mürekkep. Aşağıya zaten eklerim. Bakabilirsiniz. Çok güzel gerçekten. Ben bunlarla yazdım falan. Çok güzel gözüküyor. Hatta şurada defterimde olacak. Onu da size göstereyim. Bir diğeri de böyle. Bu ve bunun gibi başka Türkiye'de çok fazla yerde satışı olmayan markaların mürekkeplerini arıyorsanız eğer, onlar da Galen'de mevcut oluyor. Bir de Galen'de tabi dolma kalem aksesuarları mı olarak geçiyor? Dolma kalem ile ilgili bazı malzemeler de mevcut oluyor. Mesela bu Venol. Bunu pirinç dolma kalemlerin dışını, gövdesini temizlemek için kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle ucunu tutmak için lastikler falan var. Başka çeşitli malzemeler var. Çok hakim olmadığım bir konu olduğu için isimleri aklımda değil şu anda. Ama siteye bakabilirsiniz. Zaten genel olarak bu alanla ilgileniyorsanız eğer, Galen'in hani alışveriş yapmasanız bile bence bloğuna bir bakın. Bültenine de abone olun. Çok güzel blog yazıları var, bilgilendirici. Birçok şeyi oradan öğrenebilirsiniz, bilmediğiniz şeyleri. Güzel çalışılmış bir sayfa yani. Bir de sayfa demişken şey de söylemek istiyorum. Galen'in bir Türkiye sayfası var, bir de global sayfası var. Bana bu da çok sık soruluyor. Globalde olan ürünler Türkiye'de yok. Bazı ürünler, hepsi değil tabii ki de. Mesela benim Obonichi Wix için kullandığım kılıfım globalde var. Ben de oradan sipariş vermiştim. Bunu görenler de bana genel olarak soruyorlar hani böyle. Bu ürün globalde var, globalde de TL ile satış yok, işte yurt dışından mı geliyor, nasıl oluyor, alamayacak mıyız, ben Türkiye sitesinden almak istiyorum gibi. Öyle değil, Galen'le iletişime geçerseniz eğer size bilgi vereceklerdir zaten, daha doğru bilgi. Ama ben bildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim, Galen'in global sayfasında stokta, özellikle onu belirteyim, stokta olan bir ürünü Türkiye sayfasında yoksa, oradan almak istiyorsanız eğer Galen'e bir mail atın, ben bu ürünü almak istiyorum diye. Onlar da zaten size geri dönüş yapıp yol göstereceklerdir. TL ile falan ödeme kolaylığı sağlayıp ürünü gönderiyorlar size. Türkiye'den temin ediliyor zaten. Zaten üretim burada oluyor. Sadece globaldeki ürünlerin üretim süresi var. O yüzden oradan alışveriş yaptığınızda sanırım minimum 2 hafta gibi bir bekleme süreniz oluyor. Onu kabul ediyorsanız oradan da alabilirsiniz dediğim gibi. Yani globalde olan ürünleri de alabiliyorsunuz, merak etmeyin. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı sanırım. Evet, bitti. Ha, evet, inşallah bu videoyu da silmez, yükleyebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bunlar dışında sormak istediğiniz başka şeyler olursa bana çekinmeden yazabilirsiniz. Beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ve tabii ki videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.